Bundan önce annenin ricasıyla pençeyi gazabımdan kurtuldun. Biz de seni ıslah olmuş kabul ederek affetmiştik. Cezanı vermek üzere baharda üzerine harekete karar verdim. Hazırlığını yap. Haber verilmedi deme. Fatih Sultan Mehmet, sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem, onu yolar atarım diyen bir padişahtı. Aklındakileri kimseyle paylaşmaz, sefer yapacağı yeri son ana kadar vezirlerine bile söylemezdi. Lakin hayatında bu kuralı bozduğu tek bir istisna vardır. Az önceki mektubu, rakibi Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'a göndererek yapacaklarını aylar öncesinden söylemiş, düşmanını uyarmıştı. İşte tarihteki Fatih Sultan Mehmet ve Uzun Hasan rekabeti. Konumuzun başrolleri Fatih Sultan Mehmet ve Uzun Hasan olsa da aslında Osmanlı Devleti ve Akkoyunlular arasındaki husumet çok daha eskiye dayanmaktadır. 1402 yılında Timur Anadolu'ya girdiğinde Osmanlı Devleti ve Timur İmparatorluğu arasında gerçekleşen Ankara Savaşı'nda Akkoyunlular saf değiştirerek Timur'un tarafına geçmiş ve bu olay Osmanlıların savaşı kaybetmesinde büyük rol oynamıştı. Osmanlı Devleti bu yenilgiden sonra yıkılmanın eşiğine gelmiş, büyük travmalar atlatmıştı. Yani Osmanlılar aradan geçen onlarca yıla rağmen Akkoyunluları hep bu ihanetiyle hatırlamışlardı. Akkoyunlularsa zamanla güçlenmiş, kendini Timur İmparatorluğu'nun devamı saymış ve Anadolu topraklarının kendi hakları olduğuna inanmaktaydılar. Elbette böyle bir geçmişe ve çıkar çatışmasına sahip olan iki büyük devletin karşılaşması kaçınılmazdı. Bu hesap Fatih Sultan Mehmet ve Uzun Hasan arasında Otlukbeli Savaşı'nda görülecekti. Takvimler 1453 yılını gösterdiğinde Uzun Hasan Akkoyunlu tahtına çıkmış, yine bu yıl içinde Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmişti. İstanbul'un fethi özellikle Müslüman coğrafyasında büyük bir coşku yaratırken ve neredeyse bütün civar ülkelerden tebrik mektupları gelirken suskunluğunu koruyan tek bir devlet vardı. Akkoyunlular. İstanbul'un fethedildiği haberi Akkoyunlu topraklarında sevinç yaratmamış, kendi yazdıkları tarihlerinde böyle önemli bir hadiseye yer dahi vermemişlerdir. Bu fetihten sonra Avrupa kaynaklarında Fatih Sultan Mehmet'in adı Grand Turco, yani Büyük Türk olarak geçmeye başlamıştı. Uzun Hasan ise Osmanlı Devleti'ne karşı ittifak arayışında olduğu için Venedik, Kıbrıs Krallığı, Trabzon Rum İmparatorluğu ve bazı Avrupalı devletlerle iyi ilişkiler içerisindeydi. Yani aslında o da Avrupa topraklarında tanınan bir hükümdardı. Yalnız Avrupalı tarihçiler Fatih Sultan Mehmet'in Büyük Türk lakabından yola çıkarak Uzun Hasan'a da bir lakap bulmuş ve kendisinden Küçük Türk olarak bahsetmekteydiler. On binlerce askere ve kilometrelerce toprağa hükmeden bir hükümdar için kullanılan Küçük Türk lakabı tabii ki de Uzun Hasan'ı çileden çıkarmaya yetiyordu. Uzun Hasan bu lakaptan kurtulup Büyük Türk olması için Fatih Sultan Mehmet'i devirmesi gerektiğini iyi biliyordu. İki devletin ilk çatışması Trabzon meselesi yüzünden olacaktı. Uzun Hasan Trabzon'u Karadeniz'e açılan bir liman kenti olduğu için kontrol altına almak ve buradaki Rum İmparatorluğu'yla iyi ilişkiler kurmak istiyordu. Bu sebeple 1458 yılında Trabzon Rum İmparatoru'nun kızı Despina Hatun'la evlendi. Fatih Sultan Mehmet ise 1461 yılında Uzun Hasan'ın müttefiki olan Trabzon Rum İmparatorluğu'nun üzerine sefer düzenledi. Durumu haber alan Uzun Hasan, Trabzon Rum İmparatorluğu'na savunma için destek asker göndermiş, ancak yine de buranın Osmanlıların eline geçmesine mani olamamıştı. Rum tarafında Akkoyunlu Türkmen askerlerini gören Fatih Sultan Mehmet ise Uzun Hasan'a ateş püskürmüş, iki taraf daha o tarihlerde savaşın eşiğine gelmişti. Uzun Hasan Fatih Sultan Mehmet'le görüşmesi için İstanbul'a barış elçisi olarak annesini göndermiş, sorun bu şekilde büyümeden çözülmüştü. Ancak sular 5 yıl sonra tekrar ısınmaya başladı.
1466 yılında Karamanoğulları ile Osmanlı Devleti çatışma halindeydi. Osmanlı birlikleri Pir Ahmet komutasındaki 20 bin kişilik Karaman Birliği'ni kovalamaktaydılar. Pir Ahmet topraklarını bırakıp ordusuyla beraber Akkoyunlu topraklarına sığındı. Bu esnada Uzun Hasan Osmanlı ile batıda savaş halinde olan Venedik'le ittifak oluşturmuş ve kendilerinden Osmanlı ordusunun kullandığı gibi ateşli silah ve top verilme sözü almıştı. Yani Karamanoğulları, Venedikliler ve Akkoyunlular Osmanlı Devleti'ne karşı birleşmiş durumdaydı. Bu ittifaka güvenen Uzun Hasan, Pir Ahmet'in ordusunu takviye ederek Osmanlı topraklarına geri yolladı. Tokat'a giren Pir Ahmet, burada büyük katliamlar ve yağmalar gerçekleştirip geri çekildi. Akkoyunlu hükümdarı bu hadiselerden sonra Fatih Sultan Mehmet'e bir elçi göndererek Trabzon'u ve Kapadokya'yı kendisine vermesi karşılığında barış yapabileceklerini söyledi. Fatih Sultan Mehmet ise bu teklife karşı şu mektubu kaleme aldı. Kudret ve kuvvet ancak Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Bundan önce annenin ricasıyla pençeyi gazabımdan kurtuldun. Biz de seni ıslah olmuş kabul ederek affetmiştik. Senin gibi bir zalimin benim zamanımda saltanat sürmesi haramdır. İdarem altında rahat yaşayan ülkeme askerini göndererek ahaliye zulmettin, şiddetlere sebep oldun. Cezanı vermek üzere baharda üzerine harekete karar verdim. Bundan sonra elçimiz ok, görüşme dilimiz kılıçtır. Sen vilayet yıkmayı padişahlık mı zannettin? Mert sen meydana gel, namert gibi delikten deliğe girme. Hazırlığını yap, haber verilmedi deme. Sözler tükenmiş, kılıçlar çekilmişti. 1473 baharında Fatih, söz verdiği üzere 80 bin civarında ordusuyla Akkoyunluların üzerine yürüdü. Uzun Hasan ise 90 bin civarında ordusuyla Osmanlı birliklerini Fırat Nehri kıyısında beklemeye başladı. Bu arada savaştan önce Venediklilerin söz verdiği top ve tüfekler Akdeniz'de Osmanlı denizcileri tarafından ele geçirilmişti. İki ordu karşı karşıya geldiğinde aralarındaki tek engel Fırat Nehri'ydi. Uzun Hasan ilk görüşte Osmanlı ordusunun düzeninden ve zenginliğinden o kadar etkilenmiştir ki yanında bulunan Venedikli seyyahın yazdıklarına göre ''Vay be, kahpe Osmanoğlu, ne derya düzmüş'' diyerek şaşkınlığını gizleyemediği aktarılır. Uzun Hasan avantajlı bir konumda nehrin karşı kıyısını tutuyor, Osmanlı ordusu nehri geçerken onlara tüm gücüyle saldırmayı planlıyordu. Fatih Sultan Mehmet önce 5000 kişilik bir öncü birliği gönderdi. Osmanlı öncüleri nehri geçerken Akkoyunlular tarafından ok atışları başladı. Büyük zayiatlar eşliğinde nehir geçilse de kurulan ilk temaslarda Akkoyunlular kesin bir zafer kazandı. Gönderilen 5000 kişilik birlikten 4000'i hayatını kaybetmişti. O kadar ki birliğin başındaki Murat Paşa bile geri dönememişti. Fatih Sultan Mehmet Han strateji değiştirerek kuzeye doğru ilerleyip nehrin etrafından dolanmayı planladı. 6 günlük yolculuktan sonra Otlukbeli mevkiinde yolları Akkoyunlu ordusu tarafından kesildi. Tarihler 11 Ağustos 1473'tü. Akkoyunlu ordusu merkezden ve kanatlardan olmak üzere bütün gücüyle Osmanlı ordusunun üzerine atıldı. Fatih Sultan Mehmet ise kanatlardaki süvarilere hücum emri vermedi ve sadece merkezdeki piyadeleri ileri sürdü. Bütün Akkoyunlu ordusu merkezdeki piyadelerin etrafına toplanmıştı ki bu da Fatih Sultan Mehmet'in taktiğinin bir parçasıydı. Fatih sıkışık vaziyette bulunan Akkoyunlu ordusunun üzerine İstanbul'dan getirdiği topların ateşlenmesi emrini verdi. Akkoyunlular o güne dek böyle patlayan bir silah görmemişti. Akkoyunlu ordusunda çok büyük bir panik havası hakimdi. Bu hamlesinden sonra kanatlardaki süvarileri ileri süren Fatih Sultan Mehmet son darbeyi vurarak Akkoyunlu ordusunu darmadağın etti. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın hezimeti o kadar büyüktü ki
Kendisi arka tarafta savaşı izlerken zırhını ve miğferini başka bir askere giydirerek sivil olarak savaş alanından kaçacak, bir oğluysa bu savaşta hayatını kaybedecekti. Otlukbeli Savaşı kesin bir Osmanlı zaferiyle sonuçlanmış, Fatih Sultan Mehmet sefere devam etmeyerek toprak almamış ve geri dönmüş ama Akkoyunlu Devleti'nin kolunu kanadını kırmıştı. Öyle ki bu savaştan neredeyse 35 yıl sonra Akkoyunlular tarih sahnesinden silineceklerdi.